Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. Konu anlatımı dersinden sonra konuyu pekiştirici etkinliklerle yine sizlerle birlikteyim. Bu derste tabii ki kalem kağıtlar her zamanki gibi önünüzde olsun. Etkinlikleri önce sizler yapmaya çalışıyorsunuz, daha sonra kontrol ediyorsunuz. Bu ünitenin içerisinde kelime bilgisi çok önemli ve çok fazla kelime var. Bu yüzden her kelimeyi size tek tek çeviriyorum. Lütfen bilmediklerinizi defterlerinize, kağıtlarınıza not alın. Evet, her zamanki gibi videomuzu yeni gören, aramıza yeni katılan arkadaşlara Kankam İngilizce'yi hatırlatmak istiyorum. Artık deneme çözme zamanı geldi. 9 üniteyi bitirdik. Tek bir ünitecik kaldı. Bu nedenle başa dönüp tekrar etme, soruları çözme, konuları hatırlama zamanı. Bu yüzden de Kankam İngilizce denemelerini almayı unutmayın. Nereden alabilirim hocam? Hemen bu videonun açıklamalar kısmını açın. Orada size bir link verdim. Linki tıklayarak kendinize en yakın kırtasiyeyi kolayca bulabilirsiniz. Hemen gidip alabilirsiniz. İnternette de alabilirsiniz. DNR'larda da satılıyor. Gidin, bakın, bayılacaksınız. Mutlaka alın diyorum. Kitabı alanların yorumlarını bekliyorum. Eğer alamazsanız, bulamadım hocam, sıkıntı var diyorsanız onu da bana yorumlarda yazın. Hemen çözmeye çalışalım. Şimdi etkinlik zamanı. Bakalım bu kelimeleri ne kadar biliyorsunuz? Biliyorsunuz bu sene LGS sınavında artık görseller çok ön planda. Resim, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, bütün şifreyi çözecek, bütün soruları çözdürecek kilit noktalar. O yüzden de görselli etkinliklere bol bol yer vermeye çalışıyoruz. Kitabımızda da var. Şimdi bu kelimeleri yerleştirelim bakalım. Evet, cell. Cell. Hücre, hücre, cell, hücre. Bunu biliyorsunuz zaten, meşhur DNA'mız, DNA, DNA zincirimiz. Evet, bu gördüğünüz şey fosil. Fosil de çok geçiyor. High-tech devices, high-tech, zaten bunu ilk ünitelerden de biliyorsunuz. Yüksek teknolojili aletler, cihazlar, işte akıllı telefonlar, tabletler vesaire. Bu gördüğünüz şeyler test tubes, test tüpleri ve burası da laboratory, kısaca lab. Evet, şimdi bu resimleri bu açıklamalarla eşleştirin. Yine bu da çok önemli, sınava yönelik bir çalışma. Çünkü olur ya, böyle bir cümle verirler, şıklara da resim verirler, belli mi olur? Ya da yine resimleri verip yanına bir paragrafın içine bu cümleleri yerleştirebilirler. Dolayısıyla bir cümleleri okuyup anlamaya çalışın bakalım. Evet, bir tanesini vermişiz. 4 numara. Şurada gördüğünüz resim. 4 numarada ne yapıyorlar? They are studying and learning about human anatomy in the class. Evet, sınıftalar. İnsan anatomisi, yani insan yapısı, iç organları, işte kaslar, kemikler filan. Bununla ilgili ders veriyor hocalar ve öğrenciler de öğreniyor. Okey. İkincisine bakalım hemen. Number 6. İşte burada. Bakın, bir mikroskop. Mikroskoptan yakalıyorsunuz zaten. Mikroskop, mikroskop. They are examining a biological sample. Sample örnek demek. Bir örneği koymuşlar mikroskopun altına. Üzerinde examining, çalışma yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Number 3, o da burada bakın. Gördüğünüz gibi şurada DNA zinciri var. DNA zincirini yapmışlar, örneğini. They are examining the structure, yapı. DNA modelinin yapısını çalışıyorlar. Science, fen dersinde. Number 1, burada ise coğrafya dersi. Sorry. Şurada görüyorsunuz coğrafya dersi. They are learning about, hakkında öğrenmek. Learn about Earth. Dünya hakkında bir şeyler öğreniyorlar. Coğrafya dersinde. Science class, fen dersi. Fizik, kimya, biyoloji sonra ayrılıyor. Coğrafya dersi. Number 5. İşte burası. They're working on an electronic device. Elektrikli bir cihaz üzerinde çalışıyorlar. Work on, bir şeyin üstünde çalışmak. Ve son bu gördüğümüz muhteşem dinozor fosili kemikleri. They're looking at the fossils of dinosaurs at a museum. Bir müzede Dinozor fosiline bakıyorlar. Okay. Bakalım bu cihazların İngilizcelerini biliyor musunuz? Number 6 vermiş. Çamaşır makinesi, washing machine. Peki açalım. Alüminyum folyo. Mutfakta da kullanıyoruz, değil mi? Çeşitli yerlerde kullanıyoruz. Alüminyum folyo. Alüminyum Türkçe'de, İngilizce'de de aynı şekilde. Windshield wiper. Bu silecek. Arabanın önündeki böyle bir sağa bir sola gidip suyu atan şey, silecek. Arabanın sileceği. Windshield wiper. Air conditioner, klima. Sliding automatic door, kayar kapı. Böyle siz önüne gittiğinizde fışt diye açılıp fışt diye kapanan kapılardan. Ve airbag. Arabaların içinde trafik kazalarında insanları korumak için böyle önden pat diye patlayıp balon gibi şişen şey airbag. Evet, şimdi yine sınava yönelik çalışmalardan bir tanesi geldi. Eğlenceli kelime çalışmalarının üstüne. Şimdi bu tarz bir şey sınavda gelebilir. Böyle cümleleri bir güzel karıştırırlar. Ondan sonra da find the odd one diyebilirler. Odd kelime kökü, bakın cümle kökü. Soruyu anlamazsak yapamıyoruz hocam diyorsunuz ya, işte bunu anlayın. Odd, saçma, anlamsız, paragrafa uyumsuz olan demek. Burada sentence demiş, cümleyi bulacağız. Kelime de olabilirdi, odd word de diyebilirdi. Şimdi okuyalım bakalım hangisi alakasız. Albert Einstein was born in 1879 in Germany. Güzel, doğum tarihiyle girdi, hayatını veriyor. Bence bir olamaz. He formulated his groundbreaking theory of relativity. İşte yaptığı bir teoriyi anlatıyor. His father founded an electricity engineering company. He got the Nobel Prize in Physics after 16 years of the theory. He died in 1955 at the age of 76. Şimdi bence bakın, önce doğduğu yeri verdi. Sonra bir teori geliştirdiğini söyledi. Ve bir dakika, he got the Nobel ödülü aldığını söyledi fizik dalında. Teoriden 16 yıl sonra. Ve ölüm tarihi. Şurada 3 babasını anlatıyor. Babasıyla alakalı bir cümle. Bence bu burayı bozuyor. Bence C şıkkı arkadaşlar bu. Baba ne alaka? Evet, bir de İlayda Şamilgil ile ilgili çalışmaya bakalım. Burada da yine odd sentence, alakasız cümleyi bulacağız. İlayda Şamilgil was 12th grade student when she got a prize with her project. 12. sınıf öğrencisiyken projesiyle bir ödül almış İlayda Şamilgil. Okay, bir de sorun yok. She graduated from a private high school in Istanbul. İstanbul'da bir özel okuldan mezun oldu diyor. Devam. The name of the prize is the first step to Nobel Prize in Physics. Bu zaten bakın project dedi ve bu projeyle ödül aldı dedi. Burada ise üçüncüsünde de projenin, ödülün adını verdi. Bu da ilgili. Her project outdistanced 5000 project from, yine projeyle alakalı konuşuyor. As a result of her success, başarısının sonucunda da NASA'ya davet edildiğini söylüyor. Burada özel okuldan mezun olması son derece burada alakasız. Dolayısıyla B şıkkı odd sentence. Peki, haydi bakalım. Şimdi match the halves. Halves demek yarım demek. Elmayı ortadan ikiye böldüm. Kelimeleri sağa sola dağıttım. Şimdi bir phrase yapacağız. Yani anlamlı bir şey çıkartacağız ortaya. Bunları birleştirmenizi istiyorum. Haydi bakalım görelim. Peki do. Mouse'u da bir kaldıralım. Pekala do. Evet. Do an experiment. Do an experiment. Deney yapmak. Space travel. Uzay seyahati. Number 3. Invent water screw. İcat etmek. Bu icat water screw. İcat edilen bir şey. Scientific achievement. Bilimsel başarı. Get a prize. Ödül almak. Find New fossils, yeni fosiller bulunması. Work, number 7. Work in a lab, laboratuvarda çalışmak. Ve sonuncusu number 8. Explore solar gravity, yer çekimi. Güneşin yer çekimini keşfetmek. Evet, şimdi bu kelimeleri bu boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Bütün bu çalışmalar bu kelime bilginizi arttırmak için, okuduğunuzu anlamanız için. Especially teenagers are using devices. Şimdi özellikle gençler nasıl, device cihaz demek. Nasıl cihazlar kullanıyorlar? Yukarıdaki kelimelere bakın. Yüksek teknolojili cihazlar kullanıyorlar, değil mi? Evet. Doctors are trying to find. Doktorlar ne bulmaya çalışıyorlar kanser için? Cure. Cure tedavi demek. The chemist, kimyacı, is heating, kimyager, heat ısıtmak. Neyi ısıtıyordur? Tüpleri ısıtıyordur. Bilim adamları, scientists, do experiment. Do experiment neydi? Deney yapmak. On cells, hücreler üzerinde deney yapıyorlar. Nerede yapıyorlar bu işi? Laboratuvarda. Peki açalım. Hücreler, hücre are the smallest, en küçük living structure, en küçük yapı hücre vücudumuzda. Albert Einstein is a well-known. Well-known demek çok iyi tanınan, iyi bilinen bir genius. Genius dahi demek. Genius dahi. Edward Jenner is a famous for. To be famous for, bir şeyle ünlü olmak. Neyle ünlü? Neyin keşfiyle ünlü? Smallpox vaccination. Evet, bu aşıyla, aşıyı bulmuş kişi. O yüzden ünlü. Şimdi burada da bakacağız. Invention, inventor, invention date'i bulacağız. Invention neydi? Yapılan şey. Inventor, mucit. Invention date'te hangi tarihte yapılmış bu icat, onu bulacağız. Mesela bakın. Will Carrier, inventor. Bulan kişi. Klima, air conditioner'ı bulmuş. Bu invention. Bu da date. Şimdi biz bunları kodlayalım. Buna i diyelim. Buna in diyelim. Inventor ya. Buna da id diyelim. Okay? Kodluyoruz. Şimdi a research team, bir araştırma takımı. Bulan kişi bunlar. Bulan kişi bunlar olduğu için bu inventor olacak. Bulan kişi bunlar. Evet, ne bulmuşlar? Airbag. İlk airbag. Bu da bulunan şey ve tarih olarak da 1973'te İD. Okay? Charles Martin Hall, onu çizdik. Bulan kişi, inventor. Neyi bulmuş? Alüminyum invention. Hangi tarihte? 1910. Lew Hewitt, inventor. Bulan kişi. Ne bulmuş? The sliding automatic door. Bu invention, icat. Yıl burada. Mary Anderson, bulan kişi yani inventor. Ne bulmuş? Windshield wipers yani silecek. Ne zaman? Hangi tarih? Date 1903. James King, inventor. Neyi bulmuş? Washing machine. Bu da invention. Hangi tarih? Date in 1851. Bu kadar. Şimdi match the pictures with the speech bubbles. Aşağıda konuşmalar var, konuşma balonları. Yukarıdaki çocuklar, gençler, teenager'lar diyelim. Hangisini söylüyor olabilirler? Eşleştirin bakalım. Mesela A5, B4, C2, 3 falan gibi eşleştirme yapacaksınız. Şimdi Uğur ne yapıyor? Oturmuş laptopun başına bir araştırma yapıyor. İşte burada. Uğur diyor ki I'm doing research. Do research, araştırma yapmak. Do research, araştırma yapmak. Nerede yapıyorsanız onu söylüyorsunuz. İnternette yapıyorsanız onda internet. Ne için? Bilim projesi için araştırma yapıyor. Şerife ne yapıyor? Bakalım. Şerife bunu söylüyor. I'm viewing some soil samples under the microscope. Mikroskopun altında sample örnek. Soil örneklerine bakıyor. Onları view inceliyor. Nick ne yapıyor? Bak tüpün içine bir şeyler koyuyor. I'm putting, koyuyorum, a chemical, kimyasal bir substance, madde diyor tüpün içine. Ve Donna da diyor ki I'm looking into the sky, look into sky, uzaya bakıyorum. Neyle? Through, neyle bakıyorsanız onu söylüyorsunuz. Teleskop ile. Peki, şimdi bunları eşleştirelim. Fred. Fred ne diyor olabilir? Bakın elinde kalem. Şurada bakın kalem ve kağıt. Not aldığını bize gösteriyor. Hop, Fred diyor ki I'm taking notes. Not alıyorum. Of the experiment results. Deney sonuçlarıyla alakalı not alıyorum diyor. Mary diyor ki operating the machine. Makineyi kuruyorum diyor. Kevin, deney yapıyorum, deneyi yönetiyorum, idare ediyorum. Patron benim burada deneyde diyor. Ayşe ise look for, aradığını söylüyor. Ne arıyor? Kazı alanı, excavation area, kazı alanında fosil aradığını söylüyor. Şimdi bu cümleleri düzgün bir şekilde dizmenizi istiyorum. Haydi bakalım. Evet, Josephine Cochran, önce ismi aldık, kim yaptı? Is the inventor of the dishwasher. Inventor, dishwasher'ın inventor'ı. Yani yapan, bulan kişi. Bu şekilde. Isaac Newton discovered. Discover fiilini kullandık. Burada keşfetmek, yerçekimi kanunu keşfetti dedik. The discovery of microbe. Mikrobun keşfi. Kime ait? Birisine ait olmak. Belongs to. Mesela bunu şey için de kullanabilirsiniz. This car is belongs to me. Bana ait. Bu araba bana ait. Is yok pardon. This car belongs to me. Araba bana ait. Okay? This book belongs to Ayşe. Ayşe'ye ait. Bu da Akşemseddin'e. Keşif Akşemseddin'e ait. Peki bu software'in inventor'ı, bakın buradaki kesmesi aitlik. Bunun mucidi diyoruz. Raşel Zimmerman Brahman. Ve havan bol, havan topu demek. Havan topu silahı. Havan topu silahının inventörü Fatih Sultan Mehmet. Evet. Şimdi yine okuduğumuzu anlamayla alakalı yine bir parça karşımıza çıkıyor. Bu ünitenin içerisinde arkadaşlar varsa yoksa parçalar, varsa yoksa kelime. Başka bir şey çalışmayacaksınız. Şimdi Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nu tanıyacağız ve bu soruları da cevaplamanızı istiyorum. Bu çalışmalar sadece sizi LGS sınavına hazırlamayacak. 9. sınıfta liseye gittiğinizde reading yani böyle okuma sınavlarına ayrıca olacaksınız. Onlarda da sizi hazırlamış olacak, başarılı olacaksınız. Oktay Sinanoğlu was born in 1935. Okay, doğum yerini, tarihini söyledi. In Italy, where his father was consular official. Peki, İtalya'da doğmuş. Peki, hemen birinci soruyla başlayalım. When. Buradaki when ne zaman, where nerede? Bunları sakın karıştırmayın. Açalım. He was born in 1935. Nerede doğmuştu? İtalya'da. Peki devam edelim. When did he become a professor? Ne zaman profesör oldu? Ne zaman profesör oldu? Onu bulacağız şimdi. He became the youngest professor in the world. Profesör oldu en genç. When he was at the age of 28. Bakın çıktı burada. 28 yaşındayken. Bu kadar. What is he called all around the world? To be called, isimlendirmek, çağırmak. Yani onu ne o diye çağırıyorlar. Ona bir isim takmışlar. Taktıkları takma isim nedir? Bakın he was internationally, uluslararası, internationally demek. Uluslararası olarak ne olarak tanınıyor? The Turkish Einstein. Türk Einstein'ı olarak tanınıyor. Did he have any studies on Turkish? Türkçe bir şeyler yaptı mı? Çalışmalar yaptı mı? Hemen devam edelim. He had some studies on Turkish. Bakın yaptı diyor. Yes. Peki when did he die? Ne zaman öldü? En sonda 2015 yılında öldü diyor. Şimdi de Stephen William Hawking ile ilgili parçayı okuyacağız. 2018, bakın 1942-2018 böyle parantez içinde verdiğinde ilk verdiği tarih doğum tarihi, ikinci verdiği tarih ölüm tarihi. Evet, bakalım ne zaman öldü orada yazıyor in 2018. British scientist, bir kere İngiliz bir bilim adamı, fizikçi, kozmolog, yazar, teorist. Bunlar meslekleri. Bakın, what was his nationality de cevaplayabiliriz. Nationality, milliyet. Hangi milletten? Bakın burada British dedi zaten. O bilgiyi de buradan yakalıyoruz. He was British. Şimdi böyle verir parçayı, soruyu da sorar, altına yazar. İşte British, English, American. What were his professions? Professions, meslekleri nedir? Hangi işlerle uğraştı demek? Professions. Bakın biraz önce saydık. Scientist, physicist, kozmologist bunların hepsini söylüyorsunuz. Şimdi bakın bu soruyu verir. Şıklarda bunları verir. Mesela scientistler, işte physicistler hangisi değildir diye sorabilir. Oraya alakasız bir meslek yazar. Ya da alakasız meslekleri sıralar. Bunlardan bir tanesini şıklara koyup hangisidir diye sorabilir. What is ALS? ALS'ye bakıyoruz. He was diagnosed with ALS. ALS hastalığı teşhisi konuyor kendisine. Ve a form of motor neuron disease. Bu insanın hareket etmesini, konuşmasını, yürümesini, elini kolunu kullanmasını sağlayan motor bölümler var beynimizde. Bunların hastalanması, nöron sinirlerin hastalanması. Böyle değişik bir hastalık. 1963'te bu hastalığa kapılıyor. Ve bakın burada da şurada parantez değil de aslında virgüller arasında verdiği şey bu ALS'nin açılımı, bilgisi. Yani onu da burada veriyor. Did he give up his researches? Araştırmayı bıraktı mı? Although, rağmen demek. Bakın, he was wheelchair bound. Wheelchair tekerlekli sandalye, bound bağlı olmak. Tekerlekli sandalyeye bağlı olmasına rağmen, şu çok önemli bir bağlaç, bunu da bağlaç bilginize yazın. Depend on, bir şeye bağlı olmak yine. Computerized, yani bilgisayarla ses sistemi ile ancak iletişim kurabiliyordu ve tekerlekli sandalyeye bağlıydı. Fakat yine de gone, devam etti bakın. Devam etti. Did he give up? Give up vazgeçmek demek. Vazgeçmek, bırakmak. Vazgeçti mi? Hayır, asla vazgeçmedi. Devam etti. Peki did he have any honorary degrees? Herhangi bir ödül, derece aldı mı? He had many honorary degrees. Bir sürü aldı. Yes. Evet, bu sefer de bir diyalog karşımıza çıktı. Soruların cevapları açık. Birlikte hızlıca inceleyelim istiyorum. Böyle bir diyalog da karşımıza gelebilir. Okuyalım. Where were you on weekend, Debbie? Hafta sonu neredeydin, Debbie? We were at a great exhibition. Sergiye gitmiş. Serginin adı Human Body, İnsan Vücudu sergisi. You should definitely see it. Kesinlikle görmelisin diyor bakın. Definitely. Kesinlikle gitmelisin. Şimdi bu tip şeylerde size tek soru geleceği için önce soruyu okuyun, sonra parçayı okuyun. Çünkü parçayı okuyup bitirdiğinizde soruya döndüğünüzde parçanın bir kısmını heyecanla unutabilirsiniz. Soru diyor ki where was Debbie on the weekend? Debbie hafta sonu neredeydi? İşte Debbie söyledi. Exhibition. Sergideydim dedi. Bakın, she was at the exhibition. Bu soruyu verir. Ondan sonra da şıklarda exhibition'ı verir. Bir de Ellen'ın gittiği yeri de koyar oraya. Siz burada robot olimpiyatlarını da görürsünüz. Bir güzel onu yanlışlıkla, heyecanla işaretleyebilirsiniz. Ama benim çocuklarım işaretlemez. Çünkü okuduğunu anlıyor. Dikkatli değil mi? Evet, devam. Should I? Görmeli miyim diyor. Hakikaten gitmeli miyim? Ne gördün orada? What? Diyor, şöyle bir düşünüyor. 200'ün üstünde over 200. Vücut ve organ gör. Bireysel organ. Tek başına organ. İşte tek başına kalp, tek başına beyin. Bakın ikinci soruda how many? Yani kaç tane items, kaç tane şey, kaç tane madde gördün diyor. Burada da söylüyor 200'ün üstünde. Features. Burada sergilenmiş. Peki. Ve üçüncü soruyu da okuyup devamına bakalım. How did Ellen register? Ellen nasıl kayıt yaptırdı bu uluslararası robot olimpiyatlarına? Bakalım. Burada yakalayacağız. You really learn about, gerçekten insan anatomisini öğreniyorsun diyor. Have you ever been to a great, sen hayatında hiç, hatırladınız mı bu kalıbı? Turizm ünitesinde gördük. Sen hayatında hiç gittin mi böyle harika bir sergiye diyor. Gittim tabii diyor. Geçen yıl ailem ve ben uluslararası robot olimpiyatına gitmiş. Gerçekten really eğlendim orada diyor. Fun. Olimpiyat mı? Uluslararası robot mu diyor. What kind of? Ne çeşit demek? Ne çeşit bir organizasyon? All over the world, dünyanın her yerinden öğrenciler exhibit, sergiliyor diyor bakın. Sergilemek, exhibit, sergiliyor. Yeteneklerini sergiliyorlar. Neyle ilgili? Robotlarla ilgili yeteneklerini sergiliyorlar. Competitor, yarışmacı. Sen de yarışmacı mıydın? Hayır değildim diyor. Sadece ziyaretçiydim. Visitor, ziyaretçi. İşte sorumuzun cevabı. We registered online. It was free. Free, bedava demek. Ücretsiz de internetten kayıt yaptırdım diyor. Bakın böyle bir diyalogtan bir sürü soru çıkar arkadaşlar. Şimdi okuduğumuzu anladık ve bu tuzaklı diyalogdan çıkacak soruları, bu tip şeylere de kendimizi artık hazırlamış oluyoruz. Kitaplardan bir tanesinin içinde böyle bir bilgi vardı. Hem bilgiler ilginç geldi hem de kelimeleri yanda verdim. Şöyle bir hızlıca bu bilgileri, interesting scientific facts, ilginç bilim gerçeklerini birlikte bir gözden geçirelim. Keyiflice dersi bitirelim. Kangurular geri geri yürüyemiyormuş bak. Backwards. Ay çok ilginç. Demek ileri ileri gidiyor yani. Sadece koala ve insanlar parmak izi varmış. Koalaların da parmak izi varmış. Ay ben bunu bilmiyordum. Çok ilginç. Ahtapotlar 3 kalbe sahipmiş. 3 hearts. You use 14 muscles. Muscles kas. Gülümsemek için 14 kasımızı kullanıyormuşuz ama kaşlarımızı çatmak için 43 tane kasımızı kullanıyormuşuz. Ha Tanrım, kasları yormayalım. Keep smiling demek gülümsemeye devam. Okay. A blue whale, mavi balinanın dili, tongue. Dilinin ağırlığı filden daha ağırmış. Düşünün fili. Sadece dili o kadar. Vay be, kaç tondur acaba? İnsan vücudu 2 ila 3 milyon ter bezine sahipmiş. Bu yüzden çok terliyoruz demek ki. Of, o kaç oluyor? Okuyamadım. İnsan başına bu kadar böcek düşüyormuş. Vay vay vay, böceklere bak, ne kadar çok böcek var insan başına. Moskito, sivrisinekler mavi renge daha çok saldırıyorlarmış. Demek ki mavi renk çekiyor onları diğer renklere göre. 75 yaşında bir insan yaklaşık hayatı boyunca toplamda 23 yıl uyumuş oluyormuş. İlginç. Sharks, köpek balıkları 100 yıla kadar yaşayabiliyormuş. Maşallah maşallah, 100 yıl. Set kelimesi İngilizce'de en çok anlama sahip kelimeymiş. Biliyorsunuz İngilizce'de bir kelimenin birden fazla anlamı oluyor ve set en çok anlamı olan İngilizce kelimeymiş. Ve en büyük kar tanesi 40 santim genişliğindeymiş. 40 santimmiş ve 20 santimlik inceliğindeymiş. Yani eni boyu ve Montana'da düşmüş. 1887 yılında ölçmüşler demek ki, üşenmeyip. Bambu bitkisi yaklaşık 9.1 santime kadar uzayabiliyormuş 24 saat içinde. Vay 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 vay. Bu bilgiler gerçekten benim ilgimi çekti. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Bunları bakalım arkadaşlarınıza sorun, not alın. Okulunuzda mesela bilgi yarışması yapabilirsiniz bunlarla alakalı. Evet, keyifliydi. Video like hak etti değil mi arkadaşlar? Bu kadar anlattım size. Kelime kelime çevirdim. Nefesimi tükettim. Rica ediyorum hemen, lütfen hemen likelayın. Like'lar gelsin. Hemen beğen tıklayın. Paylaşın. Herkes izlesin. Tekrar hatırlatıyorum. Bu ünite için tam 3 tane videomuz var. Konu anlatımı, şu an izlediğiniz self-study activities, bir de daha sonra gelecek kalan okuma parçalarını ve kelimeleri güzelce çalışıp temizlediğimiz reading, okuma parçaları videosu gelecek. Neden üçlü set? Çünkü science ünitesi çok kelime var, çok parça var, zor. Bu yüzden de bilmediğiniz, görmediğiniz hiçbir şey kalmasın istedim. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve bildirimleri hemen açıyorsunuz. Hatta kontrol edin şu anda bildirimleriniz açık mı? Arkadaşlarınıza söyleyin, onlar da abone olsunlar. Herkes gelsin, sınıfımız kalabalık olsun. Ve Kankam İngilizce denemelerini bir kez daha hatırlatıyorum. Hemen şimdi videonun açıklamalar kısmını açın. Orada aşağıya doğru indiğinizde bir link göreceksiniz. Tıklayın ve size en yakın kırtasiyeyi bulup yarın gidin bu kitabı alın arkadaşlar. Kaçmaz. Çünkü artık yavaş yavaş deneme çözme zamanı geldi. 9 ünite bitirdik. Sınava emin adımlarla gidiyoruz. Full çekeceğiz. Hedef full. Evet, bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.